İSFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 88. İzmir Enternasyonel Fuarı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti olan İzmir Enternasyonel Fuarı, odak ülkesi ise Hindistan. Kahramanmaraş bu yıl fuarın onur konuğu kenti oldu. Doğa dost şehir ve duyarlılık ana temasıyla Expo 2023 hazırlanan Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinliklerle İzmir Enternasyonel Fuarı'na renk kattı. Dondurması, tarhanası ezmesiyle dünyaya ün salan Kahramanmaraş'a 1750 metrekarelik bir hol tesis edilirken kentteki kapalı çarşının minyatürü burada uygulandı. Buradaki açılışın ardından fuar içerisinde standlara geçildi ve Kahramanmaraş standında da kent protokolünün katılımıyla ayrı bir açılış yapıldı. Evet efendim, 88. İzmir Entegrasyonel Fuarı'nda Kahramanmaraş'ta tabii ki onur konuğu olarak katıldı. Evet, Sayın Valim, güzel bir organizasyon. Evet, bugün gerçekten ilimiz açısından çok önemli, anlamlı bir gün. İzmir'de Ege'nin incisi, Türkiye'nin güzel ekonomik faaliyetlerinin icra edildiği, kültürel sanatsal değerlerinin icra edildiği İzmir'imizde küresel olarak bütün dünyaya Kahramanmaraş'ın üretmiş olduğu değerleri küresel olarak bütün dünyayla buluşturmanın günüdür. Bu yönüyle organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim ilgili kuruluşlar, bakanlığımız, derneklerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün Maraşlar, bütün Türkiye'miz bundan en güzel bir şekilde istifade eder. Teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, yanımızda tabii Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Arif Şen Beyefendi var. Sayın Başkanım, gerçekten çok coşkulu, güzel bir program. Neler söyleyeceksiniz efendim? İzmir Fuarı'nın 88. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş şehrinin onursal konuğu olarak stand açtırılması bizleri onurlandırmıştır ve sevindirmiştir. Tabii biz bu standı, bu fuardaki etkinliğimizi önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşen bütün görevleri yaptık. Burayı ziyaret eden insanların da buradaki ürünlerimizden faydalanacağına inanıyoruz. Bu organizatörlüğü gerçekleştiren İzmir Kahramanmaraş'ta Derneği Başkanı Murat Bey'e bilhassa teşekkür ediyorum emeğinden ve gayretinden dolayı. Ben bu duygu ve düşünceyle bu fuardaki standımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Ege'nin incisi İzmir'de Kahramanmaraş'ımızı dünyaya tanıtıyoruz ve çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Katılım çok güzel. İlgi alaka çok güzel. Çok da mutluyuz. Tekrarını nasip etsin Rabbim diyoruz. Başkanım, çok teşekkür ederiz. İnşallah emeğinize sağlık. Bizler de Aksu TV ailesi olarak bu güzel görüntüleri aktarıyoruz. Sağ olun. Efendim. Ben de Aksu TV ailesine çok teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz. Yayın yapıyorsunuz. Sabahtan beri gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Bizler teşekkür ediyoruz. Tabii yanımızda çok değerli başkanımız, özellikle Türk ol dediğimiz zaman aklımıza gelen çok özel bir isim Osman Okumuş başkanımız var. Başkanım, bu güzel fuarda sizleri de görmek onur verici. Evet. İşte her zaman tanıtım diyoruz. Tanıtım için İzmir'deyiz. Kahramanmaraş'ımızın güzelliklerini burada tanıtmak için buraya geldik. Tabii İzmir Enternasyonel Fuarı 88 yıldan beri büyük geçmişi olan ve Türkiye'de ilk defa açılan bir fuar. Bu senede Kahramanmaraş onur konuğu, gerçekten bizim için tanıtım için çok önemli bir olay. Yaklaşık 30'un üzerindeki Kahramanmaraşlı markamız burada İzmir'e ve birçok ülkeden gelen misafirlere Maraş'ı tanıtacağız. Bu vesileyle burada emeği geçen özellikle İzmir'de Kahramanmaraşlar Dernek Başkanımız Murat Bey ve ekibine çok çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım, çok sağ olun. Kahramanmaraş'ın A'dan Z'ye ne ararsanız var. Kahramanmaraş'ımızın kültürünü, şeyini, çarşısını, meyvesini, sebzesini, her şeyini burada İzmir'e tanıtıyoruz. Size de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Başkanım, hemen sizleri yakalamışken birkaç cümle alabilir miyiz efendim? Canlı yayındayız. Evet, İzmir Fuarı'nın onur konuğu Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın tüm sosyal, kültürel ve tarihsel mirası burada sergileniyor. Biz de Afşin Belediyesi olarak Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi ve 6 yıldır emek verdiğimiz, ürettiğimiz, ilk ürününü aldığımız, ilk hasadımızı yaptığımız lavanta tanıtım için buradayız. Herkese saygılarımı sunuyorum. Destek ve dualarını bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sayın Başkanım, dondurmamızı nasıl buldunuz, Kahramanmaraş dondurması? Vallahi Maraş'ın her şeyini seviyoruz. Dondurması bir başka. Gördüğünüz gibi fark ortada, tarihi ortada. Dondurmayı herhalde kime sorsanız dondurmayı da sever, Maraş dondurması ekstra sever. Tabii Maraş deyince edebiyatın başkenti de geliyor Sayın evet, Başkanım. Tabii. Maraş deyince birçok isim atla geliyor. Yedi Güzel Adam
akla geliyor. Onların edebiyat dünyamıza, kültür dünyamıza kazandırdığı eserler akla geliyor. O açıdan Maraş ülkemizin kültür başkenti, edebiyat başkenti diyebiliriz. O zaman şehrimize sizleri en kısa sürede davet ediyoruz. İnşallah başkanım. Maraş'ta yani daha bir ziyaretimiz olmadı. İnşallah yakın zamanda Maraş'ta bir ziyaret yaparız. Serhan Bey, çok güzel bir atmosfer. Bugün sizlerle tabii eşlik ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Kahramanmaraş için çok büyük bir gün. Biraz önce protokol açılışında Sayın Valimiz, Sayın Bakanlarımız konuşmalar yaptılar. Kahramanmaraş ismini burada tüm dünyaya duyurdukları için tüm katılımcılara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buradan da bilgisini verelim. Katılımcı ülkelerimiz var burada. Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan. Bu dünyanın en çok nüfusuna sahip iki ülkeye de Kahramanmaraş ismini duyurdukları için bence öncelikle size, medyamıza ve tüm katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Emeğinize, yüreğinize sağlık dileyelim bizler de. İzmir Enternasyonel Fuarı için İzmir'deyiz. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ımızda fuarımızın onur konuğu ve Maraş'ımızdaki tüm kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar, çeşitli meslek teşekkülleri burada çok geniş bir alanda standlarını kurmuşlar. Maraş'ımız adına ne varsa bunun tanıtımını gerçekleştirmekteler. Güzel bir atmosfer var bu şu anda burada ve Maraş'ımızın standımıza da hakikaten anormal bir ilgi var. Halk tabiriyle yine aslan yere düşmez. Tüm hemşehrilerimizi saygıyla, muhabbetle bir kez daha selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım, çok sağ ol. Evet hocam, neler söyleyeceğiz? Evet, İzmir Uluslararası Fuarı'ndayız. Hem Kahramanmaraş olarak ve Kahramanmaraş Türk Çimam Üniversitesi olarak her şeyden önce üniversitemiz ismini aldığı Süt Çimam'ı tanıtarak ve üniversitemizdeki bölümleri, programları, araştırma merkezlerini üniversitemizi tercih ettiği zaman öğrencilerimizin mutlaka mesleğe en iyi şekilde hazırlanacağını ve mutlu olacağını burada anlatıyoruz. Bu fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilimiz, tabii vekillerimizin en güzidesiyle birlikteyiz. Habibe Öçal'ın efendiyle birlikteyiz. Sayın vekilim, çok özel bir atmosfer. Kahramanmaraş'ın tanıtılması için özel bir an. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Aksu TV'ye teşekkür ediyoruz. İzmir'e kadar gelip Kahramanmaraş'ımızın tanıtımında rol aldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel bir atmosfer. İzmir bugün bize çok güzel bir ev sahipliği örneği sergiledi. Tabii İzmir'in ev sahipliğinin yanında burada başta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan bir pencere olması noktasında biz bugün burada İzmir 88. İzmir International Fuarı oldukça iyi değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz Sayın Hekim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, İl Başkanımız Ömer Oruç Bilal de Gece'de tabii ki bizleri yalnız bırakmadı. Bu özel günde kendisi de burada. Sayın Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün Kahramanmaraş'tan yaklaşık 1000 kilometre uzakta İzmir'deyiz. Şehrimizi İzmir 88. Enternasyonel Fuarı'nda hem uluslararası camiaya hem de ülkemiz insanlarına, İzmirli hemşerilerimize, İzmirli kardeşlerimize tanıtmanın onurunu yaşıyoruz. İstanbul'la birlikte Kahramanmaraş'ta bu fuarın onur konuğu. Çok büyük bir alanda Kahramanmaraş'ın her alanda tanıtımı yapılıyor şu an. Ben tekrar hemşerilerimi buraya davet ediyorum. İnşallah Kahramanmaraş ve ülkemiz adına hayırlı bir fuar olur temennisiyle herkese, tüm ekran başındaki seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, çok sağ olun. Evet, tabii ki artık sona yaklaşırken finalde tabii ki Serdar Zavun Başkanımızla yapmazsak olmaz diyelim. Özellikle tabii ki Kahramanmaraş'ta gerçekten katma değer anlamında ve sanayinin gelişmesi anlamında şehre gerçekten değer katan özel, ender isimlerden birisi ki bu fuarın hazırlanmasında emeği geçen çok değerli isimlerden birisi. Sayın Başkanım, emeğinize sağlık öncelikle. Buradan başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum. Sizler de katıldınız. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. 88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda onur konuğu şehir olarak yerimizi aldık. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, özellikle Ticaret Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada konuk olarak bulundurdular. İnşallah siz de göreceksiniz. Sanırım buradasınız Aksu TV olarak. Ben Aksu TV ailesine de çok teşekkür ediyorum bize katkılarından dolayı. Tekrar başarılar diliyorum. Bizler konuk ettikleri için de İzmir'in
tüm yetkililerine teşekkür ediyorum.